Bugün Uludere'deki kardeşlerimizin şehit olmasının 1. yıl dönümü. Yarın Uludere'de BDP'nin organize ettiği bir tören yapılacakmış. Daha sonra da sınıra yürümek istiyormuş kalabalık. Ancak valilik izin vermemiş yürüyüşe. Yarın yapılacak törene sivil toplum kuruluşları ve CHP de katılacakmış. Ancak devlet ricalinden kimse davet edilmemiş. Ya kardeşim orada o belli ki bir kaza. Ya orada neden şüpheleniyor, ben onu anlamıyorum. Kasten mi yaptıklarını düşünüyorlar? Herhalde evet. Ya kasten deli mi? Yani devletin hangi görevlisi böyle yapar ya? Böyle bir delice, çirkin bir cesareti kim gösterebilir? Ben ne gerekçeyle yapsın? Gariban, mazlum bir insanı şehit etmek neyin intikamı olur? Nereye gövde gösterisi olur? Yani kimi yıldırır bunu? Hiçbir amacı yok. Tabii. Orada belli ki bir kaza olmuş. Ayıp yapıyorlar. Yani başbakan mümin, muttaki bir insan. Oradaki vefat eden, şehit olan kardeşler, mümin, Müslüman, mazlum insanlar. Herkes çok rencide oldu ve acayip rahatsız olduk. Ama kaza oldu belli. Uçak kazası da oluyor. Yani defalarca söyledik, daha önce PKK saldırırken aynı böyle katırlarla geldiler. Karakola saldırdılar. Gelen istihbaratı da oradaki memurların değerlendirme şekli, diyorlar ki bunlar kaçakçıdır yahut işte sınır ticareti yapan insanlardır. Ellemeyin. Bunların PKK ile alakası yok. Sonra adamlar geldiler, darma keşan ettiler. Evet. Karakolu. Bütün bombaladılar karakolu. Orada kardeşlerimizi şehit ettiler. Şimdi bu acıyı yaşadığı için askerlerimiz, istihbaratımız aynı olayı tahakkuk edecek diye o tecrübeyle yanlış istihbarat vermişler belli ki. Evet. Tabii ki bellidir ve yani onu emir veren subay da bellidir. Ama belli ki kaza bu. Ve bin pişman olmuşlardır. Bunun bu şekilde üstüne gidilmesi yakışık almıyor. Yani intikam falan değil. Bir de öyle çirkin bir şeyler konuşuyorlardı bir ara. Evet. Ya nasıl olsun böyle bir şey? Dinen mümkün değil, aklen mümkün değil, vicdanen mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olsun? PKK'nın üst düzey adamları geçecekti, istihbarat almışlardı bildiğiniz gibi hocam zaten. Hmm. Yani dediğiniz gibi tedirgin olmaları çok makul orada. Kasten nasıl yapsınlar öyle bir şey? Yok kardeşim, çok çok mantıksız. Madımak Oteli de, o da yine iddianın gelen kontrol örgütünün olayı. Ama bu olayda yine de bir kasıt tabii ki yine iddia eden Ergenekon terör örgütünün de bir oyunu şey olabilir. Mesela biliyorlardır onların evet. Sınır ticareti yapar. Ama kaçakçı demiyorum o çocuklara. Evet. Şehit oldukları için. Sınır ticareti yapan gariban insan kardeşlerimiz. Yani bir acayiplik var daha Türkçesi. Evet hocam. Biraz araştırılsa o da çıkabilir. Yani hükümeti zor durumda bırakmak için iddialarına Ergenekon terör örgütü de bir olabilir. Oyun oynamış olabilir. Olabilir. Ya o garibanlar özellikle de oraya göndertmiş de olabilirler. Bombalanmalar için. Ona göre de telsizle ya oradan buradan mesela PKK konuşması gibi konuşmalar da yapmış olabilirler. Değil mi? Şu an karakola doğru ilerliyoruz. Evet. İşte silahlar hazır. İşte mermiler hazır, şu bu falan, buna benzer konuşmalar yapmış olabilirler telsizle. O şekilde istihbaratı yanıltmış olabilirler. Böyle bir tuzak kurmuş olabilirler. Özetle ben hükümetin dindar olduğundan eminim. Bütün üyeler dindar. Askerimiz de vicdanlı. Böyle bir oyuna hiç kimse girmez. Bunda bir yanlışlık olduğu belli. Kaza bu. Evet. İnşallah. Tabii, inşallah.